Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki oyunumuz uzun bir süredir beklenen ve özellikle son 2 yıldır hayranlarının ve fanlarının çok merakla beklediği bir oyun olan Cyberpunk 2077. Gelecekte geçiyor. İsminden de anlaşılacağı gibi 2077 yılında Night City adındaki bir şehirde geçen oyunda aslında yine isminden de anladığımız cyberpunk, yani bir punk kültürü var ve bunun cyber, yani sibernetik organizmalarla ve sibernetik canlılarla insanların birleşmesinden oluşan bir ortam bizleri karşılıyor. Çok ilginç bir oyun. Efsane olur mu? Kestane olur mu? Hepsi ve daha fazlası şimdi bu videoda sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Oyun dünyası son yıllarda yükselen bir trend haline gelmişti hepimiz için. Özellikle pandemi sonrasında evlerde kaldığımız bu son bir yılda oyunlar tarafında da çok ciddi gelişmeler yaşandı. Özellikle son 1-2 yıldır çok popüler olan, isminden çok bahsedilen bir oyun vardı. Cyberpunk 2077. Şimdi oyuna geçmeden önce ben birazcık bazı bilgiler vermek istiyorum. 2077 yılında İnsanlarla robotik organizmaların birleştiği, insan uzuvlarının bazı robot parçalarından oluştuğu bir evrende geçiyor arkadaşlar. Night City adı verilen distopik bir dünyada geçen bu oyunda aslında böyle yeraltı dünyası, suç çeteleri, çeşitli yasa dışı organizasyonlar ve dünyanın son durumunu gözler önüne seriyor arkadaşlar. Oyun Polonya merkezli CD Projekt Red tarafından geliştirildi arkadaşlar. 2077 yılında Night City adı verilen distopik bir şehirde geçiyor. Çok devasa bir haritamız var bu arada. Açık dünya bir oyunu arkadaşlar. Onu da baştan söyleyelim. Paralı asker V isimli bir karakteri canlandırıyoruz. Onu baştan da belirtmiş olalım. Ve oyunla beklentinin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi de Keanu Reeves'in kendi karakteriyle yer alıyor olması. Keanu Reeves oyunda Johnny Silverhand isimli bir karakterle yer alıyor ve oyunun bir bölümünde biz bu Johnny Silverhand'i kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve onunla beraber maceralara atılıyoruz arkadaşlar. Ve enteresan bir oyundu. Çok beklentisi vardı. Çok bekleneni vardı. Ancak şöyle bir sorun çıktı arkadaşlar. Cyberpunk 2077 çok beklenen bir oyun olsa da beraberinde birçok sorunla geldi. Nedir bu sorunlar? Şimdi oyunun Windows, PlayStation ve Xbox sürümü var arkadaşlar. 3 tane sürüm var temelde baktığımızda. Farklı platformlar da gelecek önümüzdeki aylarda belki ama şimdilik piyasada olan 3 sürüm bunlardan ibaret. Windows sürümünde herhangi bir sıkıntı yok. Yani Windows 10'lu işletim sistemi olan bir bilgisayarınız varsa ve belli donanım gereksinimleri var. Şimdi onları da ekranda göstereceğim size. Minimum gereksinimler ve önerilen gereksinimler var. Onları karşıladığınız zaman bu oyunu hemen hemen sorunsuz bir şekilde oynuyorsunuz. Biraz sonra o sorunlara değineceğim PC'deki. Ancak PlayStation ve Xbox'ta ise durum öyle değil arkadaşlar. Oyun aslında çok ertelenmişti. Epey ertelene aslında bir noktaya gelmişti. Ve bu erteleme sonucunda da 10 Aralık itibariyle tüm dünyada piyasaya sürüldü. Ancak PlayStation ve Xbox sürümünde çok ciddi hatalar var arkadaşlar. Oyunda böyle donmalar oluyor, kilitlenmeler oluyor, saçma sapan hareketler yapıyorsunuz karakterinizle ve etrafınızdaki etkileşimde bulunduğunuz insanlarla. Bu ve benzeri sorunlardan dolayı hatta bazı oyuncuların işte PlayStation'da oyunlarını iade etmeye başladığını ve para iadesi almaya başladıkları haberleri de gelmeye başladı. Yapımcı firma konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte Ocak ve Şubat aylarında iki tane güncelleme çıkaracağız, bu sorunla gideceğiz vesaire dedi. Ama bu ne kadar doğru olur, ne kadar işe yarar bu güncellemeler hep beraber göreceğiz. Şimdi oyun oynayışına geçmeden önce şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Biz bu oyunu Monster Huma H5V1.2 ile oynadık. Şu anda masanın üzerinde görmüş olduğunuz bilgisayardır kendisi. 9. nesil Intel Core i7 9750H işlemcimiz var bu bilgisayarda. 16 GB RAM, 4 GB RAM'li GTX 1650 ekran kartı var. Şimdi bu oyun arkadaşlar Ray Trace teknolojisini destekliyor. RTX teknolojisi destekliyor. Nvidia tarafından geliştirilen. Ancak benim kartta olmadığı için bu teknoloji 1660 ile beraber başlıyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu kullanamadım bu teknolojiyi ama onun dışında ultra kalitede ve dibine kadar bütün ayarları açarak Full HD ekranında çok rahat bir şekilde oyunu oynayabildiğimi söylemiş olayım arkadaşlar. Öte yandan oyunun fiyatlarından biraz da bahsetmekte fayda var. Windows sürümü 249 TL. Onu söyleyeyim. Steam'den alabiliyorsunuz. PlayStation sürümü 459 TL. Xbox sürümü ise 468 TL. Ancak bu problemlerden dolayı biz konsolda oynamanızı şimdilik en azından önermiyoruz. Şubat'ta çıkacak olan, Ocak ve Şubat'ta çıkacak olan güncellemelerden sonra bir bakarsınız duruma göre, ona göre konsolda alıp almamaya karar verirsiniz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi oyun açılıyor. Açılırken böyle kısa görüntüler var. Night City'den bizlere bazı görüntüler sunuluyor. Açık bir dünyadayız, onu söyleyelim. Açık bir dünyada geçiyor oyun ve işte artı 18 bir oyunun özellikle söyleyeyim. Cinsellik var, şiddet içerikleri var, kan var. O yüzden 18 yaşından küçüklerin bu oyunu oynamasını önermiyoruz. Zaten o yaşların içinde uygun bir oyun değil arkadaşlar. Sibernetik bir dünya dedik, gelecekte geçiyor dedik, futuristik bir dünya dedik, punk kültürü dedik. Hepsi var aslında oyunun ana öğeleri arasında. Çok büyük bir dünyamız var. Bu dünyada arkadaşlar çeşitli insanlarla, çeşitli görevler yerine getiriyoruz. Sokaktaki insanlarla etkileşim kurabiliyoruz. Aslında oyun bu tarafıyla bana biraz şeyi hatırlattı. Geçen hafta incelediğimiz Red Dead Online'ı hatırlattı. Çünkü orada da böyle insanlarla etkileşime geçebiliyoruz. Ve mesela bu oyunda araba çağırmak için V tuşuna basıyorsunuz. O oyunda da atınızı çağırmak için T tuşuna basıyordunuz. Böyle bir benzerlikler var. O oyunda da örneğin sokakta birini görüp ateş ederseniz veya ona bir saldırıda bulunursa size cevap verebiliyor. Ya da şerif geliyordu. Burada da polis geliyor arkadaşlar. O yüzden her önüne gelene sataşmamanız gerekiyor. Ya da çeteler var. Mesela çetelerle birbirinize girmemeniz lazım. Çok sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Şimdi oyunumuzu açıyoruz. Karşımıza bir ana menü çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. PC'deki ilk bug'ımızı söyleyeyim. Oyun Türkçe desteği var ama her açıp kapattığımda ben mecburen bir ayar yapmam gerekiyor. Language tekrar İngilizce'ye geri dönüyor arkadaşlar. Burada bayağı da bir dil desteği var. Alt yazılı var. Seslendirme yok. Onu söyleyelim. Zaten yani PC oyunlarında pek seslendirme olmuyor. Bir sürü de dil var bu arada. Arapça var, Çekoslovak var, Hungarian diyor ve Turkish diyor. Şimdi Türkçe seçelim burada. Arayüzümüzü de Türkçeleştirilmiş olalım. Evet. Apply dedik ve oyunumuz şu anda gördüğünüz gibi bütün her tarafı Türkçe oldu. Ben bir 2-3 saat oynadım oyunu. Çok oynamadım ama 2-3 saat oynadım. Oyunda bir kere baştan şunu söyleyeyim. Çok gelişmiş ayarlar yapabiliyorsunuz. Karakter seçimi var. V isimli bir karakteri yönlendiriyoruz. Bu karakterimizi erkek ya da kadın olarak seçebiliyoruz. Yüzünün hatlarından, vücudunun hatlarına, hatta çok affedersiniz cinsel organına kadar bu oyundaki karakterinizin şeklini siz belirleyebiliyorsunuz. Hatta bununla uğraşıp da böyle kasıp bir Elon Musk'a çevirenler bile olmuş karakterini. Bayağı da başarılı olmuş. Şimdi onu gösteririm ekranda size. Böyle durumlar söz konusu. Çok detaylı ayarlar yapıyorsunuz. Çok ince ayarlar yapıyorsunuz. Bu arada oyunda hackleme var. Sibernetik organizmalar var. Robotlar var. İnsan robot bileşimi şeyler var. Canlılar var ki insanların büyük bir çoğunluğu artık 2077 yılında böyle hani implantlarla yaşıyorlar. İşte gözünüzü takıp, mesela oyun içinde öyle bir hikaye var. Gözünüze yeni bir göz takıyorsunuz, çok daha detaylı görmeye başlıyorsunuz. Sokaktaki insanların işte bir çeteye mi ait yoksa sıradan insan mı onları görebiliyorsunuz. Bir araca baktığınız zaman aracın özelliklerini görebiliyorsunuz. Böyle işte kolunuza, ayağınıza, bacağınıza, gözünüze falan böyle çeşitli implantlar takarak hem normalde yapamayacağınız şeyleri yapabiliyorsunuz. Tabii oyunda ölme de var. O yüzden çatışmalarda vesairede dikkatli olmanız gerekiyor. Belli oranda silah taşıyabiliyorsunuz ama onlar ağır oluyor tabii ki. Çok silah taşıdığınız zaman hareketleriniz yavaşlıyor ister istemez. Tabanca var, tüfek var vesaire var. Ana görevler olduğu gibi oyunda yan görevler de var. Bu yan görevleri yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız çeşitli özellikle çeşitli puanlar kazanıyorsunuz. Oyunda şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bir şeyi yapmak ya da yapmamak size kalmış bir şey ama yaptığınız tercihler oyunun akışını birazcık değiştiriyor ister istemez. Genelde çok değiştirmiyor ama baktığımızda bazı dönemeç noktalarında, bazı kavşak noktalarında verdiğiniz kararlar sizi farklı bir insan haline getirebiliyor. Ya saygınlık peşinde koşabiliyorsunuz veya çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi oyuna girelim biraz. Ben oyunda biraz ilerlemiştim onu söylediğim gibi. Hatta oyunun bir yerinde Keanu Reeves'i de oynuyoruz. Daha oraya ben gelmedim ama incelemesini de yapalım ve size bilgi verelim düşüncesiyle. Daha oraya gelmeden bu videoyu çektik ama onu söylemiş olalım. Bu arada oyunun Windows sürümü 249 TL, PlayStation sürümü 458 TL, Xbox sürümü ise 468 TL gibi fiyatı var ama açılışta söylediğim gibi oyun çok sıkıntılı, problemli özellikle konsol tarafında. Hadi PC'dekiler kabul edilebilir noktada ama konsoldaki hakikaten kabul edilebilir noktada değil. O yüzden benim önerim şu Ocak ve Şubat'taki bu güncellemeler çıkmadan bu oyunu sakın ve sakın almayın. Konsolda oynayacaksınız ya. PC'de alacaksanız oynayın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arada biz bunu Huma H5 bilgisayarda oynuyoruz. Benim kişisel olarak kullandığım bilgisayar biliyorsunuz. Master Notebook tarafından üretilen bir bilgisayar bu. Bu cihazın üzerinde
Nvidia'nın GeForce 1650 ekran kartı var ve ultra ayarlarda oynayabiliyorum, onu söylemiş olalım. Şimdi oyuna devam edelim arkadaşlar. Ama minimum ve gereksinim, sistem gereksinimlerimi koyacağım şimdi ekranda, oradan da görebilirsiniz. Şimdi burada bir otele gelmiştik biz. Otur, bu bizim partnerimiz, beraber iş yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yüzünde garip garip dövmeler vesaireler var. Sibernetik bir canlı olduğunu gösteriyor. İmplantlar burada görülüyor. Burada insanlar bilgisayarlara bağlanabiliyor. İnsanlara uzaktan erişebiliyorsun falan, böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Çipliyiz yani bir nevi. Şimdi burada birkaç saat geçmiş. Türkçe olduğu için de görüyorsunuz her şeyi. Jackie arkadaşımızın ismi. Biz bununla beraber işler yapıyoruz. Şimdi burada bir hikaye var, bir olay var. Birisinin odasından bir şey çalacağız. Böyle bu tarz yasa dışı işler yapıyoruz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi burada konuşuyor işte. Biraz küfürlü tarafları da var biliyorsunuz. Şu anda ekranda da görülüyor ne yazık ki. Küfür tarafında birazcık sıkıntılı. İstiyorsan geçebiliyoruz bu şeyleri. Bakın geçtik. Mesela ileri alıyorsunuz. Mesela biz mesela şurada gördüğünüz gibi bir seçim yapıyorum ben. İstediğim cümleyi söylüyorum ama bu seçimler genelde ikinci cümleyi de söylememiz gerekiyor illaki bir yerlerde. Her zaman değil ama. Çoğu zaman hani önce onu söylüyoruz ama sonra yine ikinci de söylememiz gerekiyor. Yani çok büyük bir hani böyle değişik, inanılmaz bir şey olmuyor. Bayağı küfürlü gördüğünüz gibi. Kalkalım bakalım. Şimdi bir yerden bir şey çalmaya gidiyoruz. Bu soygun yapacağız buradan. Telefonla konuşabiliyoruz. T-Buck isimli bir bizim bir hacker'ımız var. Hacker diyebileceğim birisi var. O bize yardım ediyor bu olayda. Her oyunda, her bölümünde, her görevde değil bu arada. Ama birçok görevde bizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz mesela robot bir kardeşimiz var. Bakın. Merhaba. Burada böyle bir şey. Şimdi asansöre bineceğimiz için bununla uğraşmayalım. Asansöre biniyoruz. Etkileşimleri genelde biz yapıyoruz, onu söyleyelim. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Böyle bir fıkra anlatıyor şu anda bize Jackie arkadaşımız. Söylediğim gibi çatışma tarafları da var. Silahla bir yerlere basıyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet, şimdi adamın odasına geldik. Buradan bir şey almamız gerekecek. Jackie'yi takip etmemiz gerekiyormuş. Kasayı bulun diyor. Gidiyoruz şu anda. Evet, kasa şurada bize gösteriyor. Zaten böyle olaylarda şey oluyor arkadaşlar. Size gösteriyor nerede olduğunuzu. Ne yapmanız gerektiğini. Çok karmaşık değil görevler. Geldik şimdi. Kasaya geldik. Şimdi gizlenmiş anahtar var mı diye tarama yapacağız. Bir yerde bir anahtar görüyoruz şu anda gördüğünüz gibi. İşaretledik onu. Bize gösteriyor zaten nerede olduğunu. Şöyle bir dolaşalım etrafından, şurada bir yerde. Evet. Tek odasındaki komodinin üzerindeymiş. Bunu da aldık. Şimdi kasaya gideceğiz tekrar. Koşabiliyoruz da böyle. Kendimizi bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi. Cihazı kolumuzdaki bir USB bağlantısı gibi bir bağlantı var. Her yere böyle bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Güzel de bir özellik bu. Malum yarı robot, yarı insan olduğumuz için böyle bir durum söz konusu. Şu anda hackerlık yapıyoruz, sızıyoruz. Ortalık kızışacak galiba bu sefer. Bitiyor, az kaldı abi. Dur, az kaldı. Bitti, açıldı, tamam hadi. Hazine sağlam mı diyor, evet. Şimdi bir şey çalıyoruz buradan. Biochip diye bir şeyimiz var. Hadi koş Jackie, koş.
Peşimizde adamlar var dostum. Nasıl koşuyor bu adam ya? Bu nasıl bir koşmaktır ya? Saklanın diyor. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Saklanmak zorunda kaldık. Şu anda çünkü içeride biz beklediğimiz adam geldi. Beklemediğimiz birisi geldi arkadaşlar. Yanında da bir robot var görüyorsunuz değil mi? Bakalım şu robota. Bu şekilde tarayabiliyoruz arkadaşlar. Adam Smasher diye bir arkadaş. Eyvah eyvah eyvah. Ortalık karıştı şimdi. Eyvah. Büyük babası geldi. Bu adamın ortalık karıştı. Şimdi oyunu ben durdurdum arkadaşlar. İşte oyun bu şekilde. Aslında bir hikaye tarafı var. Ama hikaye bittikten sonra da muhtemelen farklı küçük görevlerle de hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu arada şimdilik multiplayer modu yok. Yani arkadaşlarınızla vesaire oynayamıyorsunuz. Sadece hikaye modu var ama önümüzdeki aylarda çıkacak gibi bazı iddialar vardı oyunun ilk geliştirildiği dönemde. Ancak bu kadar sorunlu bir oyunda böyle bir şey çıkar mı bilmiyorum. PC için alınır mı? Belki bunu soruyor olacaksınız arkadaşlar. PC için alınabilir. Neden? 249 da çok büyük bir rakam değil. En azından böyle bir oyun için oynarsınız. Eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyelim. Ama dediğim gibi şiddet öğeleri var, cinsellikle ilgili öğeler var. O yüzden artı 18 bir oyun olduğunu belirtelim. Bu tarz şeylerden hoşlanmıyorsanız olmanızı, oynamanızı önermiyoruz. Yaşınız 18'den küçükse oynamanızı kesinlikle kesinlikle önermiyoruz. Zaten doğru da değil arkadaşlar oynamanız. Ama dediğim gibi böyle gelecek kültürü, siber kültür, punk kültürü vesaire gibi konularda ilginiz, merakınız ve bir beklentiniz de varsa Cyberpunk 2077 en azından PC tarafında bunları karşılıyor. Konsolda bulaşmayın. Efsane bir oyun olacakmış ama keşke konsol sürümünü çıkarmasalardı diyorum. Çünkü bu kadar sorunla, bu kadar problemle konsolda efsane değil ancak kestane oldu Cyberpunk 2077. PC için sıkıntı yok. Alınır, oynanır. Çok yüksek de bir maliyeti yok. Ama söylediğim gibi bu tarz konular ilginizi çekiyorsa, bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa bakılabilir. Devasa bir dünya var. Dünyada insanlarla etkileşim kurabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi kurduğunuz etkileşimlerin dikkatli olması gerekiyor. İnsanlara zarar verirseniz polis gelebiliyor, çatışmalara gelebiliyorsunuz, çetelerle problem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızı önerebileceğim bir açık bir dünya var. Araba kullanabiliyorsunuz, motosiklet kullanabiliyorsunuz. Birçok farklı aracı da kullanarak helikopter vesaire de var ilerleyen bölümlerde. Oynayan arkadaşlardan da gördüm ben. Ve Night City'de her tarafında çeşitli maceralar yapıp efsane haline gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Cyberpunk 2077 ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Monster Notebook katkıları hazırladığımız Oyun Canavarı programının sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.